bizim kanala ihtar attı. bizim kanala ihtar attığı için de videoların görüntülenmesi düştü, önerilmesi düştü. O ihtar bitene kadar da bu devam edecek maalesef. O yüzden hani YouTube'da videomuz denk gelirse bir like, yorum vesaire basarsanız çok sevinirim. Dur dur deme kapatırlar. Bugün açıklama yapmışlar. Sanırım Instagram tarafı açılacak. Roblox'la da iletişime geçmişler Rob, yani o kısım nasıl yürür ne yapacaklar o orada daha az bilgi var ama belki o da açılır ama Instagram yakında açılacak gibi duruyor en azından açıklamalara bakarsak yine kesin bir şey yok ortada ee, lakin bakanın açıklaması birazdan şimdi göstereceğim izleyeceğim haberlere geçince işte uğraşıyoruz birkaç günü açılacak minvalinde yok sanmıyorum yani açılmayabilir tabii ki. Bu da bir seçenek ama hani bakanın yorumu işte biz de açılsın istiyoruz. Uğraşıyoruz. İşte olumlu ilerleme var şeklinde böyle bir şey yapmış, yorum yapmış. Bakacağız zaten. Roblox açılsa bile Türkiye'de %90 çocuğunu oynatmaz. Ben Türkiye'nin %5'inin bile bu mevzudan zar zor haberdar olduğunu düşünüyorum. O yüzden %90 gibi Birileri oynatmayacak noktasında kesinlikle aynı fikirde değilim abi ya. Çoğunluğun haberi bile yoktur. Biz şey zannediyoruz bizim haberimiz olan her şeyden ülkedekilerin de haberi var falan ama öyle bir şey yok. Biz harbiden Twitter'da da burada da e, gündemi sürekli ve devamlı takip eden e, bir azınlığız. Öyleyiz yani. Bizim burada dert edip götümüzü yırttığımız şeyler toplumun çoğunun derdi bile olmuyor maalesef. Twitter'ı kapatamazlar bana göre. Karşılarını alabilecekleri en kişi zaten Mark Zuckerberg'te Elon Musk karşılarını almaya cesaret edemezler. Valla bence genel herkesi karşı cesaret ederler de. Hani o bu şey demek değil. Bugün Twitter kapatılacak falan demek değil. Dayı Roblox kapandı işler kesat. Şey falan mod falan mı yapıyordu? Niye kesat? Ne oldu? Roblox ile görüşülse dahi yapacağı maksimum şey yaş sınırlaması vesaire bir ibare getirmek olacak gibi. Ee, bu olabilir. Chat kapatılabilir başka çözümler ya Türk polisi ki mesela Amerika'da bu yapılmış yapılıyormuş da hala. Türk polisi sunuculara girip bayağı orada araştırma yapabilir işbirliği yaparak. Roblox tarafıyla ki mesele sadece Roblox'ta da değilmiş bu arada bugün ulan acaba ben yanlış mı düşünüyorum diye girip biraz daha araştırma yaptım mesela Minecraft'ta da ciddi bir problem varmış aynı şekilde Minecraft'ta da yetersiz kalmış moderasyon tarafı aileler Minecraft'ta protesto yapmışlar Amerika'da mesela 120 bin kişi mi ne katılmış hatta hani öyle ciddi baya şey bir olaymış yaygın hani tepki çekmiş bir olaymış. Hayır Minecraft'ı salın. Ha işte ya Minecraft'ta ki bu problem de çözülmeli ama hani çözüm direkt yasak olmamalı şeklinde benim düşüncem. Milyonlarca kullanıcı 3000 moderatör az değil mi? Kesinlikle az. İşte dün söyledim ya bir açıklama yapmışlar arttırdık falan diye de arttırdıkları 3000 küsür 4000 falan. Bixi dün ne güzel konuştun bugün neden R yapıyormuş gibi konuşuyorsun. R yapmıyorum dün ne dediysem bugün de aynısını söylüyorum. Direkt yasaklamak bunu saçmalık bence bu şekilde yasaklanmamalı. Bin yıllık devlet aklı dedikleri devlet aklı ee, YouTuber gibi ah hadi ben bu hoşuma gitmedi bay bay falan yapmamalı gitmeli, konuşmalı, görüşmeli. Buna insanların haklarını gasp etmeyecek bir çözüm aramalı. Eğer olmuyorsa her şeyi denediler olmadı da böyle bir e, yasaklamayla e, yüz yüze gelmeliyiz. Böyle bir yasaklama o zaman yapılabilir. Minecraft'ta moderasyonluk bir durum bence yok. Sonuçta herkesin sunucusu kendi bireysel sunucusu ve ki, abi oyun bundan azade değil ki bayağı şey edebiliyormuş müdahale. Ki resmi sunucularda da bu problemler yaşanmış. Bak şöyle göstereyim sana bir tane. Olabilirsem. Bak evet şöyle bir protesto falan yapmış. İşte Sübyancılar Minecraft'ta çocuklara saldırıyor falan gibi. Demek ki orada da problem var. Aileler gergin ve sinirli. Minecraft yetersiz kalmış bu konuda. Gibi gibi gibi. Hangi anlık salağı yazdı onu? Sorun 3. parti serverların kontrol edilmemesi zaten. Bir Bir Edo şikayet edenleri banlayan modlar var. Artı pedoların bayolarında ibareleri silip oynamalarına izin veren modlar da var. Abi ha aynen bundan bahsediyoruz. Problem bu. Ve bu problem çözülmeli. Kesinlikle. Ya burada mesela dün de karşı çıkan olmuş benim söylediğimde. işte bir moderasyon eksikliği var diyorum. Diyor ki moderasyon eksikliği değil. İşte Roblox bunu istiyor. Abi 100 milyon kullanıcısı olan bir oyun. Yani Hani zannetmiyorum ki şeyleri değilim avukatları değilim de hani zannetmiyorum ki çıkıp evet biz istiyoruz pedoları haydi gelin falan desin. Art niyetli moderatör olabilir, art niyetli yönetici olabilir, ee, içeride böyle bir grup da olabilir. Ama hani burada hayır abi buraya heps, hepsini topluyorlar söylemi mantıklı gelmiyor. Çünkü bakıyorsun diğer oyunlarda da yaşanmış bu. Minecraft'ta yaşanmış. E, Discord tarafında yaşanmış. Discord kapatmamış sunucuları. Bugün bile kapatmıyor. O zaman şey bir Discord ee, insanların kimlik bilgilerini çalan çocukların çıplak fotoğraflarını yayan grupları destekliyor bugün hala açıklar o sunucular bu arada Türkiye'de de varlar maalesef <laughs> Discord çocuklara yönelik mi Şey mi iddia edeceğiz Discord'u çocuklar kullanmıyor mu iddia edeceğiz abim canım kardeşim kurban olduğum yayıncılara şunlara bunlara musallat olup e, polis asker ambulans yemek falan gönderen çocuklar 13-15 yaşında hepsi Lan ne oluyor bu kameraya? Dur bir kamerayı çıkartıp taksam mı? Purple Bixi Discord'da kapatılsın. Discord'da 13 yaş sınırı var. 13 yaşında yapınca sorun yok mu? 13 yaşındakilere pedofili olmuyor mu? Tam sınırda gerçi pedofili için ama yine hani şey e, orada da başka bir fili oluyor adı ve yine yasal değil. Bu bir suç ve bu çirkin ki yaş sınırı da hani şey yapıyorsun. Aa, hepimiz yapmışız da bunu YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da. Benim yaşım işte doğum yılım 2005 değil. 98 falan <gülüyor> yapabiliyorsun. <gülüyor> bir platform kontrol edemeyeceği bir ortam yaratıyorsa yasaklanmalı. Bu kadar basit. Eğer o kadar sonuç... Surucu... O zaman dediğimiz gibi bütün platformlar mı yasaklanmalı hocam? Yani oradaki içerik yasaklanmadan profilleri mi yasaklamalıyız? Yani az önce de saydığımız kontrol edilemeyecek kadar büyük bütün şeyler kapatılsın platformlar gibi bir fikirde misin Aynı mantıkta Kick de kapatılmadı resmen kumara teşvik ediyor platform Kick bu yüzden kapatıldı zaten sonra Kick kumar tarafını Türkiye'ye kapattı ve mahkeme kararıyla geri açıldı kumar yayını yapılamadığı için artık Kimlik doğrulaması getirse bir nebze düzen kimlik doğrulaması getirebileceklerini zannetmiyorum açıkçası Ben işte chat yasaklama gibi bir şey, çözüm getirilebileceğini düşünüyorum. Yani ne işte yaş uyarısı ona göre düzenlenebilir. Yaş uyarısı düzenlendikten sonra da bu problemler yaşanmaya kesinlikle devam edecek de. Neyse. Riot'ta biri pedo yüzünden suç işler. Şikayet edilirse anında banlanır. Roblox'ta e, mesela kafa karası kurt. Böyle bir mesele var. Doğrudur yanlış da bilmiyorum. Markayı böyle kolay suçlamak e, mantıklı da gelmiyor bana Riot tarafı için. Ama mesela bugün yurtdışı haberlerine bakarken bu şeylerin sübeyancıların Riot üzerinden de lol oyunu üzerinden hatta Fortnite üzerinden çocukları ağlarına çektiğini anlatmış uzmanlar Amerika'da yapılmış bir haber e, oralarda kullanılabiliyor şikayet edilmiş hatta dediğim gibi işte şikayetlerden sonuç alınamayınca haber haber yapmışlar hepsi için Discord için yapmışlar Fortnite için yapılmış Google'layıp sen de bulabilirsin e, işte Minecraft için yapılmış tarmın videosunu dün izledim zaten ya. Riot yöneticileri tecavüz haberleriyle çalkalandı. Ne? O başka bir mesele o. Bizim tartıştığımızla alakalı değil. Hedef şaşırtma gibi bir şey oldu. Üst Türkiye'deki yasakları konuşurken Instagram'ı açtırmaya çalışırken konu bir anda Roblox'a pedofili olup olmadığına döndü ki var. Önceliklerimizi şaşırdık gibi. benim gördüğüm bu Roblox'taki pedofili meselesi bizim camia dışında çok konuşulmuyor ve dillendirilmiyor ki bence dillendirilmeli. Yani insanlar bundan haberdar olmalı. E buna çözüm aranmalı. Çünkü diğer türlü de çocukları aman tamamen saldık başlarını olmalı. Yani oynuyorsa da ebeveyni başında olmalı diye düşünmekteyim ben. 3 yıldır olan bir şey ilk defa konuşuluyor. Bu kamera bir daha giderse pipimi açıp işte ekrana sallayacağım. Yabancı Reddit sayfalarında dillendiriliyor. Gördüm onu da işte bizim sosyal medyada falan aşırı konuşulduğunu görmedim. Bir iki tane video var sadece. Bu hiçbir platformda %100 oranında önlenebilir değil bir olay değil bence. Belki kimlik doğrulaması çok önemli. Abi şöyle evet önlenebilir değil hiçbir platformda %100. E, lakin insanların itirazı şuna başka fikirde olan e, burada Roblox'u suçlayan insanlara. E, bir video var mesela yola çıkabileceğin. Şikayet ettik ama e, şikayete geri dönüş alamadık. O hesaplar kapanmadı İnsanlar diyorlar ki e bunlar kapanmıyorsa demek ki işte burada Roblox suçlu ya da Roblox moderasyonu suçlu. İşte kimisi diyor ki moderasyonda eksiklik var ki ben eksiklik olduğunu düşürenlerden biriyim. Kimisi diyor ki hayır bu bilerek yapılıyor. Bütün Roblox bunun içinde. Ee, böyle farklı fikirler de var bu konuyla alakalı. Ama orada işte insanların itirazı dediğim gibi bu meselenin tam denetlenmemesiyle alakalı. Bir video değil onlarca var. Ee, Valla ben 5 video falan gördüm yaklaşık ki kaçırdığım bakmadığım da vardır. 100 milyonluk bir oyun içerisinde de olsan ki evet 100 milyonluk oyun içerisinde maalesef bunlar yaşanabilir ama önlemini almak durumundasın şimdi almadıysan işte o videodan bir hafta sonra almak durumundasın burada bir eksiklik oldu zaten söylediğimiz gibi Kesin. Free Predators diye skin var oyun içinde düninki geldi Jahoe'ya resmi skin bu adamların Türkiye'deki yasaklarla alakası yok bağımsız bakmak lazım onu görmedim abi bilmiyorum bu ne demiş Erlik dur bakayım animasyona geçersin ben de gelirim Animasyona geçersin ben de gelirim. Anlamadım. Gündeme bakacağız, geçeceğiz hatta o gündem. Pixi Roblox hakkında bir noktayı kaçırıyor musun gibi hissediyorum. Sürekli Discord'dan örnek veriyorsun ama Discord kit friendly olma ve çocuklara yönelik olma vaat etmiyor. Roblox bunları vaat edip moderasyonu bu kadar berbat berbat tutuyor. Discord ile kıyaslamak bu konuda en azından birazcık çürük kalıyor gibi. Evet, maalesef imzalı Discord'u kapatabilirler. Bundan bahsedelim ama bunun için Roblox'u katılmamaktayım. Şöyle katılmamaktayım. Arkadaşlar Discord'u çocuklar kullanmıyor falan noktasına mı geleceğiz? Ya Discord'un yaş sınırı kaç bilmiyorum da. Discord reportlayınca banlıyor bu arada. Aynen güzel kardeşim. O yüzden 3 senedir milletin çıplak fotoğraflarını paylaşan gerçek. Hatta shopunu yapıp paylaşan milletin kişisel verilerini sağa sola dağıtan gruplar hala açık. Baya banlıyor Discord. Allah razı olsun. Hala açıklar bu arada. O hatırlıyor musunuz? Temiz Twitch dönemindeki yaşanan olayları, işte kredi kartları, işte içeride daha pis olaylar, kişisel veri dağıtma falan, oralar hala açık şu an. Bak kaç yıl geçti üzerinden. Discord'un yaş sınırı bilmiyorum, ona bakayım. Doğrudur yani. Discord ya bu çocukların kullandığı gerçeğini değiştirmiyor. 13 yaş, Discord sınırı varmış. 13 yaşındaymış sadece e, yaş sınırlaması olan şeylere katılamazsın sunuculara diyor. Ki mesela bunu kesinlikle Roblox'un da getirmesi lazım. O da anladığım kadarıyla Pornhub gibi sunucular falan. E, çünkü maalesef gerçek hayatta katılıyorlar. Asıl yaş sınırlaması olması gereken ama olmayan sunucular. O yüzden Discord'un da çok da alakasız olduğunu düşünmüyorum. Discord bir de satış yapılan bir yer. Bazı Discord sunucularında bu, bunun satışı yapılıyor. Ben katılmıyorum Cago'ya bu konuda. Çok yanlış düşünüyor. Pedofili var diye Roblox kapatacaksak her şeyi yasaklamak gerek. İşte orada da Jago fedaisi. Cago da orada diyor ki az önceki arkadaşına söylediği gibi bu çocuklara yönelik bir şey. Ve safe olduğunu söylüyor. Denetlediğini söylüyor ama bunu yapmıyor diyor. Bir eksiklikten bahsediyor. Dün bütün bir yayını buna harcadım. Hala argümanın çıkış noktasını anlamayanlar var. Pisa skorları yalan değil galiba. <laughs> o zaman şey yapalım. Ben en baştan bir anlatayım. Ondan sonra Farklı fikirde olan, e, kafasında sorusu olan agalarla tekrar konuşalım. Çünkü hala görüyorum hani e, garip fikirler diyeyim. Şimdi başlıyoruz. Konu 1. Arkadaşlar Roblox diye bir site var. Hatta dur Paint ile anlatacağım. Gel buraya Paint. Oha lan o kadar uzun süre sonra Paint ile olay anlatma noktası. Yıllar oldu herhalde ha. Kaç yıl oldu lan? <laughs> dur bakalım. Tarihi Paint. Heh tamam. Şimdi bir tane oyun var. Oyun ne? Roblox. Roblox ne oldu? Yasaklandı. Biksimi yormayın. Yapacak bir şey yok. Yorulacağız. Roblox yasaklandı. Roblox'a çaktılar. Peki neden çaktılar? Ve işte bu sosyal medyada dolaşan pedofili zarsürt iddiaları doğru mu? Ee, evet. Roblox'un içerisinde YouTube'da kanıtlarıyla hatta başka internet sitelerinde de kanıtlarıyla duran bazı e, maalesef e, pedofili içerikler yer almış ve almaktadır. Yani Roblox'ta pedo pedo var. E abi peki her yerde pedo var. Biz bunu şey yapmalı mıyız? Yasaklamalı mıyız? O zaman sokağa da çıkmayalım. O zaman şu oyunlara girmeyelim. Bu oyunlara da yapmayalım. İşte falandır filandır zartta zurttu. Ki ben katılıyorum. Maalesef bu iş bu şekilde engelleyebileceğimiz bir şey değil. Hatta bu yasakla beraber ben özellikle Roblox YouTuber'larının falan Roblox için VPN nasıl kurulur diye videolar çekeceğini. Bununla beraber yaşı çok ufak çocukların VPN kullanmaya bu yaşta başlayıp daha büyük zararlara sebep olabileceğini de düşünüyorum. Orası ayrı bir mesele onu sonra konuşuruz. Ee, evet var. Peki o zaman işte buraya niye böyle ayrı bir tepki gösteriliyor? Çünkü internetteki yabancı kaynaklı. Yabancı, yabancı kaynaklı dememin sebebi şu. Özellikle dün çarıma çok üzüldüm. Ee, yani çok çirkin, çok kötü şeyler yazmışlar. Sırf Roblox'ta olan bu olayları anlattı diye. Bu olayları çarm yapmalı. Ya da ne bileyim Jaho yapmadı. Bu olaylar var. Bu insanlar sadece bunu göz önüne getirdi. Yani zamanlamasını yanlış bulan olmuş falan. Ona bir şey demem de Adamın hakaretleri neler annesiyle alakalı falan neler, neler yazmışlar. Orospu çocukları. Kadın depremle hayatını kaybetti. Adam AKP'li falan demişler. İnsanda biraz utanma olur. Neyse. Bu bir parantez içiydi. Geçiyorum. Bu insanların buraya özel tepki göstermesinin sebebi bu yabancı kaynaklı e, ki Türkiye'de de olmuş olabilir. Suç Roblox'un çünkü Roblox şikayetlere rağmen, şikayete rağmen buraya yeterince özen göstermiyor. İşte banlamıyor, üçünü banlıyor, birini banlamıyor, birini banlıyor, onunu banlamıyor falan gibi bir şikayetler Bu yüzden Roblox da suçlanıyor. Peki bunun çözümü ne olmalı? Şimdi çözüm olarak biz ne getirdik? Direkt bilişimin mahkemeden isteğiyle yasaklama. Yasaklamada neler var? Da, do, dosyayı dün gösterdim. Bugün de isti, kendiniz de açıp bulabilirsiniz. Diyor ki bize birkaç ekran görüntüsü geldi. Ekran görüntüsüyle alakalı e, biz de harekete geçtik. Kapatılmasını istiyoruz. Burada e, zararlı içerikler var. İhtar çekildi haberin olsun. İhtar çekildi. Bu şeye mi? Roblox'a mı? Valla dün onu Çan videoda söylemiş ama ben kaynak bulamadım. Kararda da bulamadım öyle bir şey. Eğer varsa öyle bir haber atın ben de göstereyim. Öncesinde ihtar çekilmiş bilgisi nerede? Kaynağı neresi? Ben de şey yapayım. Vereyim. Çünkü kararı inceledim ben. Bununla alakalı hiçbir şey yazmıyor. Sadece böyle bir istek geldi. Biz de kapattık yazıyor. Öyleyse dediğim gibi düzeltiriz. Ki zaten ihtar çekildiyse buna rağmen hayır aga, biz pedofilleri yasaklamıyoruz dedilerse e, buradaki yasağı doğru bulurum açıkçası. Hani derim ki ha okey platform burada bunları savunmaya devlet yani şey değil böyle işte bir youtuber 100 kişi şikayet etti kimse banlanma değil. Direkt resmi iletişime geçilmiş ve resmi iletişim sonucunda bu adamlar reddetmiş. Falan. Orada dersin ki okey pedoları savunuyorlar evet yasaklama doğru ama şu an diyemem. Bir ikincisi yasaklamanın tarzı bence korkunç yanlış. Neden korkunç yanlış? Bu şekilde bir yasaklama yöntemiyle ee, bugün bu hükümetin ki AKP'nin nasıl bir yönetim olduğunu hepimiz biliyoruz. Yasaklayamayacağı yer yok. Bakın tekrar altını çiziyorum. Yasaklayamayacağı yer yok bu tarz ile. O yüzden bu tarzla gelen bütün yasaklamalara ben en başından en sonuna kadar karşıyım. Bak en başından en sonuna kadar. A'sından Z'sine kadar. Çünkü az önce de örneğini verdiğimiz gibi siz burada amalar diyorsunuz ama bu amaların AKP için bir önemi olmadığını umarım kavrayabilirsiniz. Discord Az önce saydığımız meselelerden ötürü bu tarz içeriklerin bazı sunucularda satışının yapılmasından ötürü falan çok rahat bir şekilde kapatılabilir tam şu an e bizim suçumuz ne? Git onları yakala ya da Discord'a yaz bunları ee, kapattır Türkiye'de engellet ya da çözümler gördüğünüz gibi var ya da işte Minecraft şu bu uzatırsın şey geliyor yani bu listenin bir sonu yok tamam o zaman beklentinle ne? ne istiyorsun niye buna karşısın beklenti şu Türkiye bir, bir youtuber gibi davranmamalı ee, hani işte bir hatta onu bile yapmamış Türkiye işte 100 tanesini şikayet etti, kapatmadı Türkiye bunu maalesef yapmamış bize verilen bilgiye göre. Yaptıysa da haberimiz yok. Ee, merhaba Türkiye TC sevgili devletimiz. Kime yazacak? Roblox'a yazacak. Ne yazacak? Sevgili Roblox. Sizin öncelikle ananızı sikeyim. İçeriğinizde işte sizin platformunuzun içerdiği oyunlarda böyle 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 böyle, böyle durumlar var. Bu durumun işte şu, şu 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 gibi çözümlerle çözülmesini işte şunu şunu şunun yapılmasını istiyoruz. Yoksa işte böyle böyle bir tedbir uygulayacağız, yasaklayacağız. O noktadan sonraki dün de Roblox'un açıkladığı gibi Türkiye ile, Türkiye'den yetkililerle, Roblox'tan yetkililer muhtemelen avukatlar bir masaya oturacaklar, Kick'le nasıl yaptılarsa, ee, daha önce YouTube'la nasıl yaptılarsa, Facebook'la sosyal medya kanunu çıkarken nasıl yaptılarsa, oturup buna bir çözüm bulacaklar. İşte efendim Türkiye'de çeti kapatmak olabilir. Yaş sınırı getirilmesi olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Çok da dediğim gibi hani o %100 oyunu bilmediğim için hani bütün çözümleri buradan şey yapamıyorum. Ben seçemiyorum. O da onların işi zaten. Bu şekilde ya temiz bir oyun oluşturulacak. Hani çocukların girip daha rahat oynayabileceği. Ya da abi biz ulaştık. Roblox'a dedik ki bunu kaldırın. Şu 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 sebepten ötürü dedik. Ee, ama Roblox Hayır, biz bu içerikleri kaldırmayacağız, barındırmaya devam edeceğiz dediler. O yüzden biz çocukların buraya bu kadar kolay erişmesini istemediğimizden mütevellit e, yasak getiriyoruz denilebilir. Ki bu durumda da aklı selim birçok kişinin karşı çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa da o zaman başka bir şekilde zaten oturulur, konuşulur. Şimdi derdimi daha iyi bir şekilde anlatabildim mi? İşte bu yasağı niye kabul etmiyorsun? Tam da bu yüzden kabul etmiyorum. Etmeyeceğim de. Mesela bazı arkadaşlar da hala şey diyorlar. Bir video izledim. Roblox'ta bu olanlar doğruymuş. Evet doğru. Bak gördüğün gibi burada yazıyor. Yani Roblox tertemiz bir oyun. Sanki şey hissedarıymış gibi hiçbir problem yok. Falan gibi hani böyle bir iddia yok zaten. Ama çözüm konusunda bence bu yasaklama kesinlikle kabul edilmemeli. Ben etmiyorum. Etmeyeceğim de. Teşekkür ederim. İnşallah anlatabilmişimdir derdimi. Oh. Ülkeyi sen yönetiyorsan hangi noktada kapatırdın beni? Yani tam olarak burada anlattım kendi fikrimi aslında. Tam şu alt satırda gördüğün benim fikrim. Ulaştı, talepler sunuldu, masaya oturuldu, anlaşıldı. Yasaklanmadan oyun oynanmaya devam etti. Ya da anlaşılamadı Pedofil içerikler herkese açık bir şekilde tutulmaya devam etti. Ya da moderasyon tarafında gelişme gösterilmedi. O zaman bence yasaklanabilir. Bu çünkü herkese açık çocuklara uygun denilen bir yerde oranın isteğiyle. Ya ben o zaman tam olarak sizin fikrinize gelirim işte. Ama ondan önce ben bu yasak, sizin dediğim farklı fikir dalana kadar diyorum. Ee, bu yas, böyle bir yasa, bu tarzda bir yasa. Ben okey olmayacağım, olmadım. Olmam da çok mümkün değil. Yasak kararından önce herhangi bir savcının Roblox'a tebligat göndermişliği var mı herhangi bir talepte olsa ben görmedim. E, bildiğimiz yok. Şimdi var yazdı bir arkadaş ama kaynağı ne bilmiyorum. Ben dünkü şeye baktım. E, mahkemeden çıkartılan kararı. Orada böyle bir şey yazmıyor. Orada istek doğrultusunda işte bizden istediler ekran görüntüsü yollandı. Biz de işte bunu tespit ettik. Kaldırıyoruz. Yas yasaklıyoruz gibi bir açıklama yapılmış. Devlet yetkililerini dinledim. Onlarda da yine bu tarz tarzda işte biz iletişime geçtik. Bizi dinlemediler gibi bir açıklama yok. Yapılmamış. Yapılmadı yani. Şimdi farklı fikirleri ya da işte bence şurada yanlış düşünüyorsun kısmını alabilirim. Sonuna kadar aksın evval ama ben teknolojiden anlamayan bir ebeveyn olsam tek bakacağım bir oyunun yaş sınırı ve App Store yorumları olurdu. Başka platformlar ile oyun kıyaslanıyor. Bence yanlış bir kıyaslama. Roblox olarak bakılmaması gerekiyor olaya. Oyun olarak bakılması gerekiyor. E tamam bu anlamadım. Ne problem ne peki burada? Yani yaş sınırlaması getirilebilir mi? Getirilebilir evet. Ha şey mi? Ebeveyn muhabbeti? Ha, şunu da söyleyeyim. Ben ebeveyn konusunda hala aynı yerdeyim. Ee, ebeveyn çocuğun her yaptığından birinci derecede sorumludur. Belli bir yaşın üzerinde değilse. Ben hala bu görüşteyim. Dün de söyledim bunu. bugün de söylüyorum. <laughs> bunu Netflix meselesinde de söyledik ki hadi Netflix'te diyeceksin ki hani yaş sınırı var, burada yok. Yani Minecraft içinde geçerli bu. O zaman öyle örnek vereyim. Ee, ya da diye Fortnite oyununda da olmuş. Fortnite içinde geçerli. Discord'da oluyor. Discord içinde geçerli. Modlar Jahreyn'e hakaret edeni banlamıyor mu? Mod var mı bilmiyorum. Banlıyorlar. Hemen çağırıyorum. Bana nick yazarsan ben kendi elimle banlarım modlar gelene kadar. Yani kimseye Jago'ya hakaret ettirmem KB. Bana bir şeyini atarsan hani şunu yazdı, bunu yazdı bakayım ben hemen gerekeni yaparım. Aynı mantıkta kick de kapatılmalı. Alo, Derek Rez diye YouTube'dan aratın çocuk sapık Andrej kızlarla yayında beraber olmaya çalışıyordu. Amerikalılar çok büyük drama oluncaya kadar o yayıncıyı anlamadılar. Kim bilir bilmeyen başka kaç tane pedo yayıncı var kickte sadece raporlama sistemiyle banlanmıyor. Çocukları kumara teşvik etmelerini saymıyorum bile. Büyük yayıncılara stake yayını yaptırıyorlar. Filtre var diye low IQ argümanlar sunmayın. Ee, Jahren 201 algıcı demiş. Jahren 201 algıcı değil. Ben seni banlıyorum. Yani arkadaşıma burada hakaret ettirmem hangi fikirde olursak olalım. Kusura bakma bu bir. İkincisi low IQ bir yorum değil abi. Yani senin filtre var dediğin low IQ yorum dediğin meseleyi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine kabul ettirebildik biz. Yani düşün <laughs> bir mahkeme dedi ki evet tamam siz bir filtre getirmişsiniz artık bunu Türkiye'de kullanabilirsiniz. Burayı Türkiye'de tüketebilirsiniz buradan çıkan içeriği. İhtar falan diyorsun da bu işler uzun işler her saniye bir çocuk istismar ediliyor olabilir. Önden kapa o abi yani bu kafayla şey diyorlar ya her yere kapatmak lazım. Bu kafayla her yere kapatmak lazım her saniye herhangi bir yerde çocuk istismar ediliyor olabilir. Bu bence sağlıklı bir örnek değil. ya Bütün oyunlar için geçerli olabilir. Her saniye bir yerde çünkü bir şeyler oluyor demek istediğini anladım ama örnek bence yanlış diye düşünmekteyim. Roblox'ta yaş sınırı var. Ebeveyn kontrolü hesaplarda şifreye girmeden oyunu indiremiyorsun. Ee, yaş sınırı olayı yok diye biliyorum. Dün öyle yaş sınırı sıfır diye bir bilgi geldi bize hocam. O bazı modlar için. Ha okey bazı modlar için var bazı modlarda yok. Ee, ama zararlı olan bir tanesinde o dün gösterdi. Hangisiydi adını unuttum valla çok bilmiyorum serverların adlarını. Orada sıfır yazıyor. Sıfır yazmasına rağmen içeride bu tarz meseleler dönüyor ve bu burada denetimde bir problem var. Bence sosyal medya dahil her yere kimlik de girilmeli. Herkes, herkes yaptığından sorumlu olmalı. Yani Çin olasım yok şu an durduk yere. Teşekkür ederim. Abo pedo sunuculara Discord'dan özel davetle giriliyor. Report etme seçeneğine gelince otomatik olarak seni sunucudan atıyor. <laughs> Bu yüzden tespit edilemiyor sunucular. Ayrıca Roblox yasak kararından önce bir chat uygulaması ile ortaklık sözleşmesi imzaladı. Ve oyundan chat uygulamasına girip pedo olayını orada büyütüyorlar. Kontrol edemiyorsun. Roblox olayı uzun bir süreçti. Instagram ile denk gelmesi şanssızlık oldu demiş. Vixi <laughs> sana cahil demesi ve senin tepkisiz kalman gerçekten onu çok seviyor olduğundan Çok iyi arkadaş olduğundan mı? Yoksa narsist kişiliğinden korktuğundan mı? Çünkü sana başka insanlar senin cahil olduğunu iddia edildiğinde verdiğin tepkileri de biliyoruz. Halim mesela dün bir arkadaş bana Twitter'da bu da mal yazmış. Ben de o arkadaşa hiç tanımadım birisi, random Twitter kullanıcısı Olabilir Herkes birilerini mal olarak görüyor dedim. Şimdi burada bahsettiğin Cahre'nin benim abi dediğim, yıllardır yanında olduğum beraber bir sürü iş yaptığımız yayında gözükmeyen beraber bir sürü şey paylaştığımız bir insan. Ee, ben o insana yayında burada bir şey söyleyeceğim varsa da burada bir şey söyleyip Ahmet abiye nokta kadar zarar vermek istemem. E, bu yüzden e, bir şey konuşulacaksa da, ki ben onu özelden yazdım zaten, orada konuşulur, orada biter. Buraya ben bunu yansıtmam. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. mesela bu. Yani dünkü meselesinde de dediğim gibi işte linç yiyordu, bayağı linç yiyordu hem de. Konuda chat'teki insanları da sinirlenmiş olabilir. Bir de beni muhtemelen izlemedip chat'ten işte abi sana böyle böyle dedi ya da Bahadır böyle böyle dedi gibi yazıları okuyup bir şey söylemiş benim anladığım kadarıyla. İnsanlık hali olabilir yani, öyle düşünüyorum. Evet ama büyük bir sorun var mı? Pedo diyoruz. Evet amık. E, insanları var gerçek hayatta. Pedofil 18 yaşından genç kızlara yönelik ve bu gitgide normalleşiyor. Oyun eyvallah ama bu konuyu gerçek yaşanan... Abi bir şeyin normalleştiği falan yok. Bu normal bir mesele değil. Yani bunun zaten üzerine gidiyoruz. Gidilmeli de. Yani ben sanırım anlatamıyorum. Özür dilerim. Karşı çıktığım şey bu meselenin kurum ile iletişime geçmeden AKP'nin her sitede, her olayda yapıp buna kendisinin alıştığı, bizi de alıştırdığı gibi zönk diye yasaklaması. Mesela hala şey yazan var. İşte Roblox'ta şöyle şöyle olaylar oluyor ama. Bak agacım, evet oluyor. Şikayetlere rağmen bazıları da banlanmamış. Bunların bilincindeyiz. Tartıştığımız ve konuştuğumuz yer Roblox şey problemsiz gibi bir iddiası yok kimsenin. Roblox'un kapatılma, ya çözüm konusunda problem var. Anlaşamamazlık var. Anlatabildim mi? Çözüm bak yazdım buraya ikiye ayırdım iki ayrı süreç burada anlaşıyoruz burada ben bu şekilde yasaklanmasına karşıyım ben herhangi bir yerin bu şekilde yasaklanmasına karşıyım herhangi bir sitenin problemsiz diyen yavşaklar vardır abi varsa onunla beraber yani evet burada pedonun olmasa ha ha hiçbir problem yok olsun abi olsun falan diyorsa onunla beraber mücadele ederiz zaten <laughs> öyle bir şeye merak etme izin vermezük. Sorun oyunlarda değil. Sorun ülkedeki orospu çocuklarında. Sen anlatamıyorsun değil. Herkesin kendi fikri var ve pedofili herkes tarafından kabul edilmeyen ee, bir durum tabii ki. Eğer sen yuh bu oyun bir daha açılmasın yazıklar olsun demeyene kadar anlamamaya hala argüman sunmaya devam edecekler. Ben böyle bir şey demeyeceğim. Dememe sebebimi de tekrardan çizdim şöyle. Kandan ve bakış açından bağımsız. Oyun dünyası sürekli sansür vesaire gibi birçok duruma globalde karşılaştığı için oyun dünyasından insanlar farkında olmadan böyle deccal firmada kolluyor. Refleks oldu. Oyunları deccal gören bir kitle de var çünkü. E, doğrudur abi. Ama işte bu yine benim problemim değil maalesef. Yani insanların oturup bir biraz da bakması lazım. Abi bir sıkıntı daha. Adamlar raporlanan dümdüz pedonikle orospu evlatlarını banlamayıp sadece değiştiriyorlar. Bence bu çok çok daha büyük bir sıkıntı. Adamlar pedoyu saklamış olmuyor mu resmen bu durumda? Yani tutuklu yargılanma nasıl bir şey? Bence burada da aynı şekilde düşünmek lazım. Bence demiş. Heloso ben de o konuda şöyle düşünüyorum. Benim okuduğum, gördüğüm Türkiye'deki yabancı insan Türkiye'deki insanların da yabancı insanların da e, Roblox moderasyonuyla alakalı gördüğüm yorumlar böyle bir problemin kesinlikle olduğu ama işte hani bazen banlandı, bazen banlanmadı. Hatta bazıları çok ucu örnekler vermiş. Harry Ker Potter sanırım yayında siktir git demiş, ban yemiş mesela Roblox'ta bunu dediği için. Buradan o zaman ben ne anlıyorum? Okey, bir moderasyon var ama çok ya aralarında bir pedofili var bu moderasyonun. Ya da bazı şeyleri bilerek e, ya da bilmeyerek görmezden geliyorlar. Evet, demek ki böyle bir problem var burada. Sanırım burada anladığım, sen diyorsun ki burada tamamen şirket yani içindeki herkesle beraber suçlu. Çünkü şirketi bir kişi gibi görülüyor sanırım. Ben de diyorum ki evet içeride çürük elmalar olabilir ve kesinlikle temizlenmeli. Kesinlikle haklarında eğer böyle bir şey varsa işlem başlatılmalı. Ee, bu diğer oyunlar için de geçerli. Az önce örneklerini verdiğimiz işte Fortnite gibi, Minecraft gibi bla, bla saydık. Oyun olmayan diğer platformlar gibi. Mesela orada moderatör sayılarında ciddi problem var. Neden? Moderatör sayıları 3000 küsür zırt zırt zırt. Oynayan oyuncu sayısı 100 milyon. CEO diyor ki biz diyor günlük 100 milyon hedefine çıkacağız. Tamam çıkacağım da e burası yani 3000'le nasıl çıkacağım? Bence bir platformun %1'ine sıkıntılı olması platformun kapatılması için geçerli bir sebep midir? Ya da geçerli olması için yüzde... hayır kesinlikle geçerli değildir. %1'inde suç varsa %1'ini tutuklarsın ya da %1'ine karşı soruşturma başlatırsın. %1'in ya da hesabını sunucusunu artınız, zurtunu şununu bunu bilmem ne kapatır. Yüzde %1 için %99'u yakmazsın. Bu genelde bizim Türkiye'de çok oluyor. Ya agamız bir şey yazmış onda bakalım. Abi Cagun dediğine göre Roblox olayı Adana Sulh Ceza Mahkemesi'nde uzun süredir devam ediyormuş. Ve Roblox'a ihtar göndermiş. Buna uyulmayınca da yasak gelmiş. Hatta bakanın bile bundan haberi yokmuş. Sonradan öğrenmiş. Burak yayına geldiği zaman konuştular bunu. Ee, abi kaynak ne bilmiyorum. Doğrudur Jago dediyse sorarım biraz. Uyuyor şimdi uyanınca sorarım. Ben nereden bilgi alabilirim? Bir Bakan açıklamalarından. Bakan böyle bir şey söylemedi. Diğer yetkililer, diğer yetkililer hiç böyle bir şey söylemedi. Dezenformasyonla mücadele o Fahrettin Altun'un başında olduğu, her habere çıkıp hop hop falan yapanlar. Oradan da bir açıklama gelmedi. Ee, resmi şeye bakabilirim, karara. Kararda da böyle bir şey yazmıyor. Kararda şu yazıyor. Bize böyle böyle bir istek geldi şu içeriklerden ötürü. Biz de şu kanuna dayandık, ee, şu 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 linkleri yasaklıyoruz Hani ne bir süreçten bahsedilmiş, ne geri dönüşten ya yani hiçbir şey yok bununla alakalı. İddia varsa da dediğim gibi hani dur kaynağı denirse doğrudur derim. Yani o zaman zaten benim söylediğim en son noktaya gelmiş oluyoruz. Bazıları konunun Roblox'un içeriği değil yasakçı yönetim olduğunu hala anlamıyor. Bunu pedofili olsa Roblox'tan önce bazı vakıfları da konuşuyor olurdu. Önceden ihtarda bulunmuş olsa bunu konuşuyor olacak mıydık? Yani insanlar belki konuşulduğu bilmiyorum ama ben konuşmazdım. Çünkü benim fikrim bu aşağıdaki yani bu insanlarla iletişime geçirip önce bunun önünün alınması istenmeli. Yasaklı. Yasak çözmeyecek çünkü. Yani ben hatta daha büyük problemlere sebep olacağını düşünüyorum dedim. Şöyle olacağını düşünüyorum. Belli bir kısmı evet çocukların bu oyunu artık oynamayacak. Belli bir kısmı da gerek kendi bildikleri için gerek internetten gördükleri için ki Instagram içinde kullanılıyor. Gerek de Roblox içerik üreticileri eminim YouTube'da bunun videolarını yapacak. VPN kullanacaklar. VPN de buraya gidip devam edecekler. Ve bence bu daha büyük problemlere sebep olacak diye düşünmekteyim. Devlet niye bunu istesin yahu? Devletin görevi bu abi çünkü. Ne demek niye bunu istesin? Devletin görevi vatandaşını korumak ya. Ama hani yasaklayarak da değil. Yasaklama hani en son artık hiçbir şey yapılamayan noktada belki belki bir çözüm olabilir. İsteği yapan BTK değil ama Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği bir dava yoksa neden 6. Sulh Ceza Mahkemeden istekte bulunuyorlar. Bu yasağa karşı çıkarken millet Roblox'u seviyoruz falan sanıyor. Aa ben hayatımda hiç Roblox oynamadım. <laughs> İndirmedim. Ben 3 gün öncesine kadar Roblox kelimesini muhtemelen hayatımda bir kere falan kullanmışımdır. Ya yani tamamen 2 gündür işte araştırdım baktım neymiş ne olmuş yurt dışında ne olmuş bizde problem olmuş mu olduysa ne olmuş bundan ee, ibaret. Ama hukuki süreç düzgünce ilerletilmeden otoboka pat diye ban kararı verilecekse buna da okey olacaksak Fahrettin ebemizi atlayacak arkadaşlar onu pek anlamıyor demiş. Evet bu yasağı ee, bu şekilde desteklemek bence maalesef diğer gelebilecek yasaklara meşru zemin hazırlayabilir. Çünkü ha, biz zaten böyle bir yerleri yasaklıyoruz her seferinde de işte birileri birileri dediğim AKP'nin o tayfa. Ee, işte bir şey buluyor ve destekliyor bir sebeple işte LGBT'yi falan öne atmışlar mesela. Okey aga biz yardıralım diyecek. Hayır biz bu şekilde yasaklamaya böyle bir yasaklamaya karşıyız diyorum ben de o yüzden. Hah. Dahası da geliyor. Hazırlayabilir değil hazırlayacak. Maalesef. Bakalım yeni bir şey demiş bakan yeni sosyal medya kapatmayacağız. Ee, şu an için öyle bir çalışmamız yok falan demiş. Bu arada Türkiye o az önce konuştuğum kısmı da YouTube'a atalım kardeşim oradan da hani nedir ne değildir agaların şeyi olsun haberi olsun. Ben çünkü dün dün gece bana böyle çok ahmakça bir şey atılmış yorum. İşte pedo savunuyorsunuz siz şöyle böyle falan filan gerisini söylemeyeyim. Yani manası yok. Ama hani adamın cümleye başlayışı bu. Hani siz hani bunun kapan bu böyle bir yasa karşısın ya pedo savunuyorsun. Garip bir bakış açısı bence. <laughs> yani daha garipten ziyade daha da ağır konuşacağım. Neyse. Bu tarz kanalları genelde bu tarz kararları genelde toplumun tepkisini ölçmek ve yönlendirmek için kullanır AKP. Geçmişte de bunun türlü örnekleri mevcut. Adana'daki dava dosyasına bakmak lazım. İhtar var mı yok mu? Olay hangi düzeyde? Abi ben dava dosyasına bakmadan mesela her işe koşan iletişim bakanlığı bunu açıklayabilir. Bak hala mesela şey konuşuluyor Roblox meselesi. İnsanlar karşı çıkıyor ediyor. İletişim başkanlığı çıkıp ya da ne bileyim oradaki yetkililerden bu işin içindekilerden biri çıkıp niye açıklama yapamıyor ki? O da ayrı bir mantıksızlık. Yani neyse karşılaştırmayacağım şimdi de her olayda aynısını yaşıyoruz. Olay oluyor 7 gün sonra falan geliyor açıklama. Türkiye tarafı Roblox'u yasaklamadan önce ihtar atmış bu arada. Pedofiller abicim kanıt atar mısın bana bir? Atmış bu aradayı ben de duydum. İddia var çettik ama kimse şeyin haberin nereden geldiğini söylemiyor. Hani bir Türk yetkili mi açıklamış? Birisi bir hakimle savcıyla mı konuşmuş? Zaten hani böyle bir şey attının ben de hemen okey böyleymiş diyeceğim kapatıp gideceğim. Discord'da eminim Roblox'tan daha dejenere insan sayısı vardır. Umarım her yer kapanır da insanlar neyi savunduğunu anlar. Siktiğimin ülkesinde herkes birbirini mutsuz etmeye çalışıyor demiş. benim korkularımdan bir tanesi bu. Ee, şurası. Bunun kokusunu alan bazıları Discord'u da şikayet edecek. Ee, diğer az önce saydığımız yurt dışında haberleşmiş oyunları da Minecraft'ı da şikayet edecek. Ve aynı sebepten yasaklayacaklar diğerlerinin iş bakmadan burada başka bir iş şey yapılıyor mu yapılmıyor mu yetişmede geçmeden sanırım çünkü burada öyle yapmışlar bildiğimiz kadarıyla bugün bildiğimiz kadarıyla ee, orada da onu yapacaklar diye bir ufak korkuyorum maalesef umarım öyle olmaz ne diyeyim.